Herkese selamlar arkadaşlar, ben Elihan. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 ve GTA Online'dan nasıl iyi FPS alabileceğinizi sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu videoda oyundaki ayarların en ince ayrıntısına kadar hem teknik hem de görsel olarak farklarını videoda bulabileceksiniz. Dolayısıyla sisteminiz için en ideal ayarın hangisi olduğunu, hangi ayarın ne gibi bir farklılığı bulunduğunu anlamak adına videoyu baştan sona atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Videoya başlamadan önce çok fazla teknik bilgisi olmayan arkadaşlar için hızlıca FPS'in tanımını da yapayım. FPS'in açılımı frame per second, yani ekranınızda gözüken saniyedeki kare hızıdır. Eğer oyuna girdiğinizde oyun kasıyorsa işte bunun nedeni FPS'inizin düşük olmasıdır. Ekranınızın boyutuna göre değişmekle birlikte genellikle minimum 30 ila 60 FPS alırsanız oyununuz çok daha akıcı hale gelecektir. Biz bu videoda hangi ayarların FPS'i ne kadar düşürüp arttırdığını inceleyeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. Evet, ayar seçeneklerimizin en üstündeki ayarla başlayalım. Ignore Suggested Limits. Bu ayar ekran kartınızın VRAM'ini, yani hafızasını aşabilmeye olanak veren ayardır. Yani örneğin sizin ekran kartınız 4 GB ise bu ayarı açık yaparak kartınızın 4 GB limitini aşabilir ve bu sayede daha fazla grafik ayarını açabilirsiniz. Bunu açık yaparsanız oyunda takılmalar, duraksamalar ya da oyunun kapanması gibi sorunlarla karşılaşmanız muhtemel. Dolayısıyla deneyimli bir kullanıcı değilseniz bunu off ayarında bırakmanızı öneririm. Gelelim bir sonraki ayar seçeneğimize, o da DirectX Version. Bu ayarla birlikte oyunun hangi DirectX versiyonunu kullanacağını belirtebilirsiniz. Bu ayarı mümkün mertebe DirectX 11 yapmaya çalışın. Ancak giriş seviyesi ya da çok eski bir bilgisayara sahipseniz bunu DirectX 10 veya 10.1 seviyesine de getirebilirsiniz. Bir sonraki ayarımız Screen Type. Buradan oyununuzun hangi ekran ayarında çalışacağını seçebilirsiniz. Bu ayar FPS'e çok fazla etki etmediğinden sizin tercihinize kalmış diyebilirim. Eğer oyun esnasında hızlı bir şekilde masa üstüne dönmeniz gereken durumlar oluyorsa bu ayarı Windows Borderless moduna alabilirsiniz. Bu şekilde alt tab işlemi çok daha hızlı yapılıyor. Ancak bu özelliği çok fazla ihtiyacınız yoksa da Full Screen ayarında bırakmanızı öneririm. Bir sonraki ayar seçeneğimiz Resolution. Bu ayar oyun için çözünürlük ayarınızdır. Burada maksimum göreceğiniz çözünürlük monitörünüzün ya da dizüstü bilgisayarınızın desteklediği ekran çözünürlüğüne bağlıdır. Mümkün mertebe en üst ayarı seçmenizi öneririm. Ancak eğer birazdan yapacağımız grafik ayarlamalarını yaptıktan sonra bile oyun içi akıcılık istediğiniz düzeye gelmezse buradaki çözünürlük ayarını tek tek düşürerek oyun içindeki FPS'inizi arttırabilirsiniz. Bir sonraki ayarımız Aspect Ratio. Bu ayar ise oyunun görüntüsünün ekranınızdaki en boy oranını düzenlemesini sağlar. Bu ayarı çok elemenize gerek yok. Genellikle bu ayar otomatik olarak seçilmiş oluyor. Bir sonraki ayarımız Refresh Rate. Bu ayar ekran tazeleme hızı ayarıdır. Monitörünüzün ya da dizüstü bilgisayarınızın ekranının desteklediği maksimum hertz, yani tazeleme hızı neyse en fazla o değeri burada görebilirsiniz. Sadece screen type ayarınız full screen olursa bu ayarı değiştirebiliyorsanız, mümkün mertebe en üst seviyede tutmanızı öneririm. Bir sonraki ayarımız output monitor. Bu ayar eğer çift monitör kullanıyorsanız görüntünün hangi monitörden geleceğini seçtiğiniz ayardır. Burayı da bu şekilde ellemeden bırakıyoruz. Şimdi geldik asıl ayarlara. Buradaki ayarları karşılaştırmalı görsellerle birlikte inceleyeceğiz. Dolayısıyla bir ayar açıkken ve kapalıyken ne kadar FPS farkı olduğunu net olarak şimdi görebilmiş olacağız. Evet, gelelim FXAA ayarımıza. Bu ayar kenar yumuşatma ayarıdır. Bu ayar açıkken objelerin, duvarların, kısacası birçok nesnenin kenarlarını yumuşatmış ve daha iyi bir görüntü elde etmiş olursunuz. Eğer daha iyi bir görüntü elde etmek isterseniz bu ayarı açık tutabilirsiniz. Ya da oyun içi FPS'inizin daha yüksek olmasını tercih ediyorsanız da o zaman kapatmayı da tercih edebilirsiniz. Ekranda bu ayarın hem açık hem de kapalı halde görsel ve FPS farkını görebilirsiniz. Benim size önerim ise şu an ekranda gözüktüğü şekilde. Dilerseniz siz kendi sisteminize uygun ayarı benim önerdiğim şekilde değiştirebilirsiniz. Gelelim bir sonraki ayarımıza, o da MSAA. Bu ayarda bir önceki FXAA ayarı gibi kenar yumuşatma ile alakalı olan bir ayardır. Bu ayarın hangi ayarlarda nasıl bir görsel kalite ve FPS sunduğunu şu an ekranda görebilirsiniz. Bu ayarı kapatırsanız oyununuz çok keskin bir hale gelir. Dolayısıyla eğer sisteminiz destekliyorsa en azından X2 ayarında kullanmanızı öneririm. Son olarak bu ayar oyundaki diğer ayarlar arasında sisteminizi en çok yoran ayarlardan biridir. Dolayısıyla burada ortalama ya da daha üst düzeyde bir sisteminiz yoksa bu ayarı mutlaka kapalı tutmanızı öneririm. Bir sonraki ayarımız Nvidia TXAA. Bu ayar önceki ayar olan MSAA X2 ya da X4 seviyesinde açıksa aktifleşen bir ayardır. Şu an MSAA X2 ayarındayken ve bu Nvidia TXAA ayarı açıkken ki görüntüleri ekranda görebilirsiniz. Aralarında aman aman bir fark bulunmuyor. Ancak Nvidia TXAA ayarı açıkken özellikle uzaktaki objelerin kenarları çok daha yumuşak görünmekte. Eğer FPS sizin sisteminiz için bir problem değilse bu ayarı açık bırakmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki ayarımız VSync ayarı. Bu ayar ekranınızdaki yırtılmaları engelleyip daha yumuşak bir görüntü elde edilmeyi sağlayan ayardır. Şu an ekranda yansıttığım görselde yırtılmanın ne olduğunu sol taraftaki görselde tam olarak görebilirsiniz. İşte eğer oyun oynarken ekranınızda buna benzer yırtılmalar gerçekleşiyorsa bu ayarı 10 yaparak açık hale getirmenizi öneririm. Peki bu ayarın FPS'e herhangi bir avantajı ya da dezavantajı oluyor mu? Benim yaptığım testlere göre eğer
eğer oyunu VSync ayarı açık bir şekilde oynarsanız yaklaşık 3 FPS'lik bir kayıp yaşamanız muhtemel oluyor. Ancak sunduğu yumuşaklık bakımından özellikle eğer çok fazla yırtılma yaşıyorsanız bu ayarı açıkta tutmanızı öneririm. 10 ayarı ekranınızın desteklediği tazeleme hızına, kilitler harf ayarı ise ekranınızın desteklediği maksimum tazeleme hızı neyse onun yarısına indirmeyi ve kitlemeyi sağlar. Bir sonraki ayarımız Pause Game On Focus Loss. Bu ayar ise örneğin oyun açıkken Alt Tab gibi bir işlem yapıp masa üstüne döndüğünüzde ya da odağınız oyun penceresinin dışına çıktığında oyunun arka planda devam edip etmeyeceğiyle alakalı bir ayardır. Eğer on yaparsanız odağınız başka bir penceredeyken oyununuz arkada duraklayacaktır. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir ayardır. Ben bu ayarı off yani kapalı şeklinde kullanıyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz ayarı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir sonraki ayarımıza Population Density ve Population Variety. Bu iki ayar oyunun sadece hikaye modu için geçerlidir arkadaşlar. Yani GTA Online'a girdiğinizde buradaki ayarı ne seçmiş olursanız olun burası 0 şeklinde olacaktır GTA Online'da. Oyunun hikaye modunda ise Population Density ayarı yollarda ne kadar insan olacağını etkileyen bir ayardır. Eğer yollarda insanlar kalabalık olsun isterseniz bunu sonuna kadar kaydırabilirsiniz. Population Variety ayarı ise oyundaki insanların modellerinin ne kadar farklı olacağını belirler. Yani örneğin oyunda yolda giderken sürekli aynı insan tiplerini görüyorsanız onun nedeni bu ayardır işte. Bu iki ayarında performansa etkisi sadece 2-3 FPS kadar oluyor. Dilerseniz bu ayarı da sisteminize ve tercihinize göre özelleştirebilirsiniz. Bir sonraki ayarımız Distance Scaling. Bu ayar görüş mesafesini ayarlar. Siz oyunu oynarken uzak mesafedeki objelerin yüklenme ayarını işte buradan kontrol edebilirsiniz. Bu ayarın en açık haliyle kapalı hali arasında aşağı yukarı 6 FPS'lik bir fark bulunuyor. Benim size önerim ise eğer ortalama ya da yüksek bir sisteminiz varsa ayarı en az %50 veya daha üzerine getirmeniz. Eğer daha giriş seviyesi bir bilgisayara sahipseniz de %0 ile 20 arasında tutmanızı öneririm. Bir sonraki ayarımız Texture Quality. Bu ayar oyundaki dokuların kalitesini belirler. Şu an ekranda hem görsel hem de FPS açısından aralarındaki farkı görebilirsiniz. Benim yaptığım teste göre aralarında sadece 2-3 FPS kadar bir fark bulunuyor. Eğer sisteminiz üst seviye ise Very High, orta seviye bir sisteme sahipseniz High ya da Very High, son olarak da giriş seviyesi bir bilgisayara sahipseniz de Normal ya da High kalitesini tercih edebilirsiniz. Bir sonraki ayarımız Shader Quality. Bu ayar güneş ışığı, atmosfer gibi efektlerin kalitesini belirleyen ayardır. Şu an ekranda farklılıklarını görebilirsiniz. Aralarındaki fark aşağı yukarı 3 FPS diyebiliriz. Bu ayar için benim sizlere önerim ise şu an ekranda görebilirsiniz. Hangi ayarı uygulayacağınız ise yine sisteminize ve sizin tercihinize kalmış durumda. Bir sonraki ayarımız Shadow Quality. Bu ayar ise oyundaki gölgelerin kalitesini belirler. Yine şu an ekranda görüntüleri ve aralarındaki farkı görebilirsiniz. Ayarların arasında aşağı yukarı 10 FPS'lik bir fark bulunuyor. Sistemimize oldukça yoran ayarlardan biri diyebiliriz. Dolayısıyla eğer orta ya da üst seviye bir sisteminiz yoksa bu ayarı normalde bırakmanızı sizlere öneririm. Bir sonraki ayarımız Reflection Quality. Bu ayarımız ise oyundaki cam, ayna ya da su gibi yansımaların kalitesini belirler. Şu an ekranda yine hangi ayarın ne gibi bir farklılığı olduğunu görebilirsiniz. En yüksek ayarla en düşük ayar arasında yaklaşık 20 FPS gibi bir fark bulunuyor. Dolayısıyla sistemimizi yoran ayarlardan birisinin de bu ayar olduğunu net olarak söyleyebilirim. Benim size önerim ise özellikle orta veya düşük seviyesinde bir bilgisayarınız varsa mümkün mertebe bu ayarı düşük seviyelerde tutmanızı öneririm. Bir sonraki ayarımız Reflection MSAA. Bu ayar ise yansımaların kenarlarını yumuşatmaya yarar. Bu ayarla ilgili görüntüleri de yine şu an ekranda görebilirsiniz. Her ne kadar yaptığım testlerde FPS açısından çok fark oluşturmasa da bu ayarı da yine çok yüksek ayarlarda kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Zaten sadece yansımaların kenarlarındaki keskinliği düzelteceği için hızlı akan bir oyun dünyasında çok fazla dikkatinizi çekmeyeceğinden mümkün mertebe kapalı ya da X2 ayarında kullanmanızı öneririm. Bir sonraki ayarımız Water Quality. Bu ayar oyunda bulunan deniz, havuz ve şelale gibi yerlerde etkisini göreceğimiz suların kalitesini belirler. Ekran görüntülerini şu an görmekteseniz benim yaptığım testlerde ayarlar arasında yaklaşık 3-4 FPS'lik bir fark bulunuyor. Yine bu ayarla ilgili sisteme göre tavsiye ettiğim özellikleri de ekranda görebilirsiniz. Aralarındaki görsel ve FPS farkına da bakarak dilediğiniz ayarı siz kendi sisteminiz için seçebilirsiniz. Bir sonraki ayarımız Particles Quality. Bu ayar ise oyundaki ateşin dumanı ya da patlamalarda çıkan efektler gibi parçacık efektlerinin kalitesini belirler. Şu an ekranda efektin görüntülerini görebilirsiniz. Ayarlar arasında aşağı yukarı 10 FPS kadar bir fark bulunuyor. Eğer üst ya da orta düzey bir sisteminiz varsa High ya da Very High, giriş seviyesi bir sisteme sahipseniz de normal ayarını tercih edebilirsiniz. Bir sonraki ayarımız Grass Quality. Bu ayar ise oyunda bulunan çimenlerin kalitesini belirler. Oyunda bulunan ayarlar arasında sistemimize en zorlayan ayarlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Yine şu an ekranda görselleri ve aralarında bulunan FPS ve kalite farkını görebilirsiniz. En düşük ayarla en üst ayar arasında yaklaşık 40 FPS'lik bir fark bulunuyor. Dolayısıyla FPS kazanmak için kısmanız gereken en önemli seçeneklerden biri kesinlikle
bu olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da sisteminize uygun ayar seçeneklerini de yine şu an ekranda görebilirsiniz. Bu ayarlamalara da bakarak sisteminize uygun seçeneği seçebilirsiniz. Bir sonraki ayarımız Soft Shadows ayarı. Bu ayar oyundaki gölgeleri yumuşatmaya yarar. Yine ekranda hem kalite hem de FPS farkını görebileceğiniz görselleri bulabilirsiniz. En düşük ayarla en yüksek ayar arasında yaklaşık 20 FPS'lik bir fark bulunuyor. Benim size tavsiyem ise bu ayarı hem FPS açısından hem de grafik açısından dengede tutmak için Softer ayarını tercih etmenizi öneririm. Yine de tabii ki sisteminize göre uygun ayarı görsellerdeki FPS farkını da göze alarak kendiniz belirlemeyi tercih edebilirsiniz. Bir sonraki ayarımız Post FX ayarı. Bu ayar ise oyundaki güneşin verdiği ışık gibi parlama, aydınlatma gibi yine atmosferik detayları belirleyen bir ayardır. Ekranda aralarındaki hem görsel hem de performans farkını görebilirsiniz. En yüksek ile en düşük ayar arasında aşağı yukarı 30-35 FPS fark ettiğinden bu ayar için güçlü bir ayar olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla eğer sisteminiz ortalama ve üzeri değilse bu ayarı mutlaka normal ya da en fazla high ayarında kullanmanızı sizlere öneririm. Gelelim bir sonraki ayarlarımıza. Motion Blur Strength ve In-Game Depth of Field Effects. Motion Blur ayarı önceki ayar olan Post FX ayarını minimum high seviyesine getirince In-Game Depth of Field Effects ayarı ise minimum very high seviyesine getirirseniz açılıyor. Motion Blur ayarı kamerayı çevirirken ekranı bulanıklaştırmaya yararken In-Game Depth of Field Effects ayarı ise oyunda bir noktaya odak attığımızda bulanıklaşma efektini etkinleştirmeye yarıyor. Bu ayar her ne kadar kişinin tercihine kalmış olsa da özellikle giriş seviyesi bir bilgisayara sahipseniz bu ayarı mutlaka kapalıda tutmanızı öneririm. Ekran görüntülerinden de anlayabileceğiniz üzere kapalı ve açık ayar arasında aşağı yukarı 17 FPS'lik bir fark bulunuyor. Yine de ayarı açmak ya da kapalı tutmak tamamen sizin tercihinize kalmış durumda. Bir sonraki ayarımız Anisotropic Filtering. Bu ayar ise baktığınız açının uzağında kalan dokuların kalitesini belirler. Şu an ekranda aralarındaki görsel ve performans farkını görebilirsiniz. En düşük ayar ile en yüksek ayar arasında ise aşağı yukarı 5 FPS'lik bir fark bulunuyor. FPS'e çok fazla etki etmediğinden dolayı istediğiniz ayarda kullanabilirsiniz. Benim sisteme özgü tavsiyelerimi de yine şu an ekranda görebilir ve dilerseniz bu seçenekteki ayarlara uygun ayarları da oyununuz için uygulayabilirsiniz. Bir sonraki ayar seçeneğimiz Ambient Occlusion. Bu ayar ise kapalı mekanlardaki ışık ve gölge gibi atmosferi etkileyen detayları etkinleştirmenize yarar. Ekran görüntülerinden hem görsel hem de FPS farkına göz atabilirsiniz. En düşük ayar ile en yüksek ayar arasında yaklaşık 10 FPS'lik bir fark bulunuyor. Eğer FPS'e ihtiyacınız varsa bu ayarı off'ta tutmalı. Ancak orta, yüksek seviye bir sisteminiz varsa da bu ayarı normal ya da high şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki ayar seçeneğimiz Tessellation ayarı. Bu ayar ise oyundaki dokulara ekstra geometrik detaylar ekleyerek daha gerçekçi gözükmesini sağlar. Şu an ekranın tüm bu ayarlar arasındaki hem görsel hem de performans farkını görebilirsiniz. En düşük ayarla en yüksek ayar arasında ise yaklaşık 4-5 FPS gibi bir fark bulunuyor. Bilgisayara çok fazla yük bindirmediğinden ötürü bu ayarı sisteminize de uygun bir ayarda kullanmayı tercih edebilirsiniz. Evet, ana grafik ayarlarımızı böylelikle tamamlamış olduk. Buradaki ayarlar dışında bir de sol taraftaki menüde Advanced Graphics şeklinde bir grafik ayarı menüsü daha bulunuyor. Buradaki tüm ayarlar eğer sisteminiz ortalama yüksek değilse buradaki ayarları kurcalamamanızı öneriyorum. Zira buradaki ayarlar sisteminizi gerçekten zorlayabilecek olan ayarlamalarla doldurulmuş durumda. Ancak bu kısımda giriş seviyesi bir bilgisayara sahip olanlar için faydalı olabilecek bir ayar bulunuyor. Şimdi isterseniz hızlıca buradaki ayarlarında ne gibi bir etkisi olduğunu ve sistemimizi ne kadar yorduğunu hep birlikte öğrenelim. İlk ayarımız Long Shadows ayarı. Bu özellik oyunun alacakaranlık ve şafak vaktinde daha doğru gölgeler oluşturmasını sağlar. Şu an ekranda görsellerini görebilirsiniz. Ayar FPS'imizi 0 ila 3 FPS arasında etkilemekte. Bunun dışında neredeyse oyunun görsel kalitesine de çok büyük katkı sağlamadığından ötürü genel olarak bu ayarı kapalıda bırakmanızı öneririm. Ancak üst düzey bir sisteme sahipseniz bu ayarı güvenle açabilirsiniz. Bir sonraki ayarımız High Resolution Shadows. Bu ayar da en kısa tabirle oyundaki gölgelerin çözünürlüğünü yükselterek daha kaliteli gölgeler olmasını sağlamakta. Bu ayarın etkisi daha çok oyundaki Soft Shadows ayarına Sharp şeklinde ayarladıktan sonra görülebilmekte. FPS'i olan etkisi ise aşağı yukarı 5 ila 10 FPS değerlerinde olduğunu söyleyebilirim. Bu ayarın da çok gerekli bir ayar olmadığını ve gereksiz yere 5-10 FPS'inizi heba etmememizi mantıklı bulduğumdan ötürü kapalıda tutmanızı ancak üst düzey bir sisteminiz varsa da açmanızı öneririm. Bir sonraki ayarımız High Detail Streaming While Flying adındaki ayar. Bu ayar ise siz oyunda bir hava aracıyla uçtuğunuzda kaybolan detayları etkinleştirmeye yarar. Normalde uçak ve benzeri bir araca bindiğinizde hızlı gittiğiniz zaman oyun bazı detayları performansı arttırmak amacıyla düşürür. İşte bu seçenekte o detayları tekrar
etkinleştirmeye yarıyor. Performansa etkisi aşağı yukarı 5 ile 10 FPS arasında olduğu söylenebilir. Eğer oyunda hava araçlarını kullanmayı çok sevmiyorsanız bu ayarı da kapalı tutmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki ayarımız Extended Distance Scaling. Bu ayarda yine daha önce bahsettiğimiz ayar olan görüş mesafesi ayarını çok daha fazla arttırmaya yarar. Bu sayede de uzaktaki objeler çok daha net bir şekilde gözükmüş oluyor. Yine şu an ekrandaki görüntülerden hem görsel farkları hem de performans farklarını inceleyebilirsiniz. En düşük ayarla en yüksek ayar arasında ise yaklaşık 5 FPS'lik bir fark bulunuyor. Benim önerim ise eğer sisteminiz orta üst düzey ise bu ayarı açarak daha iyi kalite etmeniz yönünde. Yine de çok da gerekli bir özellik olmadığından tercih tamamen bu noktada size kalmış durumda. Bir sonraki ayarımız Extended Shadows Distance. Bu ayar ise gölgelerin görüş mesafesini çok daha fazla arttırmaya yarar. Bu ayarı Shadows Quality ayarını Minimum Very High ayarını ayarlarsanız değiştirebiliyorsunuz. Ekran görüntülerinden aradaki farklarını görebilirsiniz. FPS farkı ise en düşük ayarla en yüksek ayar arasında yaklaşık olarak 5 FPS olduğunu söyleyebilirim. Sistemi çok fazla yormayan bir ayar olduğu için orta üst seviye sisteme sahip olan arkadaşlar oyundaki görsel kaliteyi arttırmak için bu ayarı güvenle açabilirler. Evet, son olarak gelelim Frame Scaling moduna. Bu ayar ekran çözünürlüğünüzü ölçeklendirmeye yarayan bir ayardır. Özellikle giriş seviyesi bilgisayara sahip bir oyuncuysanız veya yeterince FPS alamıyorsanız buradaki ayarı anlatacağım şekilde değiştirirseniz gözle görülür bir fark elde etmiş olacaksınız. Burada 9 farklı ayar seçeneği göreceksiniz. Bu ayarların yanındaki parantez ibaresine dikkat edin. Bu şu demek oluyor. Normalde biz oyunu hangi çözünürlükte oynarsak oynayalım o ayar 1.0 ölçek oranında çalışıyor olacaktır. İşte siz bu ölçek ayarını eğer 1.0'ın altında bir seçeneği ayarlarsanız oyununuzda FPS artacaktır. Fakat ekranda seçtiğiniz ayara göre gözle görülür derecede bir bulanıklaşma da olacaktır. Eğer her şeyi denediğiniz halde hala FPS'i istediğiniz seviyeye getiremiyorsanız bu ayarı dediğim şekilde parantez içindeki 1.0'ın aşağısındaki ayarları tek tek denemenizi sizlere öneririm. Son olarak eğer üst düzey bir sisteminiz varsa buradaki ayarı 1.0'ın üstüne çıkarabilmeniz mümkün. Bu sayede çok daha net ve keskin bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Yine de çoğu oyuncu için 1.0 yeterli bir seçenek olduğundan daha fazlasını yapmanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Evet, böylelikle hep birlikte oyundaki grafik ayarlarının ne işe yaradığını ve hangi ayarın FPS'e ne kadar etki ettiğini hep birlikte öğrenmiş olduk. Artık siz de kendi sisteminiz için ideal bir grafik ayarı seçmiş olacaksınız. O zaman videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoyu like atmayı, yorum atmayı, aramızda kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.